Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün zeytin yaprağı sirkesi yapacağım. Ben önceden ayarladım. Zeytin yaprağımı yıkadım. Bir gün önceden. İçine bir elma ve bir ayva koyacağım. Onları da bir gün önceden yıkadım ve az önce doğradım. Daha önce yaptığım ev elma sirkem var. Fermantasyon için kullanacağım. 2 litrelik cam kavanozda yapıyorum. Bu arada hatırlatayım, sirkelerin tümünü kesinlikle cam kavanozda yapıyoruz. Yani plastikte yapmıyoruz. Suyumu da önceden kaynattım, dinlendirdim. Zeytin yaprağı tatlı olmadığı için, şekerli olmadığı için doğal olarak fermantasyon için, yani sirkeleşmeyi sağlayan bakterilerin üremesi ve çoğalması için şeker gerekiyor. Ben 3 kaşık bal koydum içine, suyun içine. Suyumu hazırladım. Şimdi önce zeytin yapraklarımı koyacağım. Evet. Zeytin yapraklarımı koydum. Üzerine elma ve ayvalarımızı koyuyorum. Neden elma kullanıyoruz, ayva kullanıyoruz? Yani yaprağın içinde neden meyve kullanıyoruz? Çünkü az önce de söylediğim gibi zeytin yaprağı şekersiz olduğu için fermantasyonu sağlayacak olan şekerdir. Ben de şekerin bir kısmını bal kullanarak sağlamış oldum. Yine bir kısmını da elma ve ayvadan almasını sağlayacağım. Evet, koyduk içine. Fermantasyonu sağlayacak olan doğal ev elma sirkemizden de koyduk. Karıştırıyoruz. Aslında bu kadar. Yani sirkenin yapımı bu kadar kolay, bu kadar basit. Fermentasyon sırasında zeytin yaprağı ve meyveler yukarı çıkacağı için dökülmesin diye üzerinde, kavanozun üzerinde 2 parmak boşluk bırakıyorum. Bunu nereye koyacağız peki? Güneş almayacak bir yere ben tezgahımın üzerine koyuyorum. Koyacağız. Ağzına bir bez örteceğiz. Ben bez örteceğim ağzına. Yani kapak kapatmıyoruz. Bez örtüyoruz. Oksijen alması gerekiyor. Günde 2-3 defa karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz peki? Eğer karıştırmasak meyvelerimiz suyun üzerine çıkacağı için dışarıda kalacaktır. Şu şekilde dışarıda kalacaktır. Ve küflenecektir. Doğal olarak sirkeleşme meydana gelmeyecektir. Peki nasıl bir ortamda tutacağız? Az önce söylediğim gibi güneş görmeyecek. Ancak yeteri kadar sıcak olacak. Yani 25 derece civarı olması gerekiyor. Sirke genelde 25-30 derece arasında normal seviyede fermente oluyor. 20 derecenin altında, hele hele 10 derecelere yaklaştığında ve daha soğuk havada sirkeleşme maalesef gerçekleşmiyor ya da çok uzun süre gerçekleşiyor. Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Bazı insanlar 20 günde, bir ayda ya da 2 ayda sirkeleşmenin meydana geldiğini, oluştuğunu söylüyorlar. Sirkeleşme genel olarak 12 hafta, yani 3 aydan önce gerçekleşmemektedir. Fermentasyon gerçekleşmemektedir. Bazen olabilir, 2 ay sürebilir, daha kısa sürebilir ama genel anlamda en az 3 ay beklemek gerekir. Bir süre sonra, 2 hafta boyunca ben bunu
Günde 2-3 defa karıştıracağım. İçine koyduğum yapraklar ve meyveler dibine çöktüğü zaman artık karıştırmayacağım. Yine üstünü bezle kapatmaya devam edeceğim. 3 ay boyunca bir kenarda bekleteceğim. Üzerinde sirke anası oluşacaktır zamanla. Sirke anası bazen parmağım kadar kalın da olabiliyor. Bazen biraz daha ince olabiliyor. Ekmek gibi biraz daha ince olabiliyor. Ancak sirkeleşme sırasında tüm sirke türlerinde mutlaka ana oluşuyor. Benim diğer sirkelerim, yaptığım diğer sirkelerim burada. Üzüm sirkesi, elma sirkesi, kekik sirkesi, armut sirkesi, yine kekik sirkesi. Kekik sirkesi mor kekik kullandığım için renk olarak kahverengi ve kırmızıya yakın bir renk olmuştur. İfade etmeyi unuttum. İlk defa ben zeytin yaprağı sirkesi yapıyorum. Faydaları konusunda sosyal medyada çeşitli videolarda faydaları sıralanmakta. Faydalarını okuyabilirsiniz ve sizler de yapabilirsiniz. Bir gelişme olduğu zaman, farklı bir sıkıntı olduğunda ben mutlaka çekim yapıp yine sizlere bilgi vereceğim. Hoşça kalın.